Tanrı varlığı. Diamond Tema ve Yeraltı YouTube kanalı Tanrı varlığı konusunda son günlerde çok önemli işler yaptılar. Gerçeklerin ve doğruların anlaşılması bilgi ve kanıtlarla, gözlemler, mantık, eleştirel düşünme, felsefi sorgulama ve sosyal bağlamların dikkate alınmasıyla mümkün olabilir. Gelelim konumuza. Tanrının varlığına dair kesin bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Ancak insanlar akıl yürütme, hissiyat ve sezgi yoluyla bir inanç geliştirebilirler. Tanrı inancı bilgi temelli olmaktan ziyade kişisel ve duygusal bir kabul biçimidir. Tanrının varlığına inanmak veya inanmamak genellikle bireysel deneyimler, kültürel etkiler, içsel sezgiler ve kişisel mantıksal çıkarımlar yoluyla şekillenir. Tanrının var olduğu bilinci bu hal, tanrının varlığına dair bir monoteist inanç geliştiren bireylerin durumunu ifade eder. Bu bilinç, kişisel tecrübeler, dini eğitim ve kültürel etkilerle şekillenebilir. Tanrının yok olduğu bilinci. Bu hal, tanrının varlığına inanmayan bireylerin durumunu ifade eder. Ateizm, genellikle rasyonel ve bilimsel açıklamaları yeterli gören bir bakış açısına dayanır. Agnostik bilinç bu hal, Tanrı'nın varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir yargıya varmayan, bilinmezci bireylerin durumunu ifade eder. Agnostisizm, bilgi eksikliği veya yeterli kanıt bulunmamasından kaynaklanır. İnancın doğasına gelince. İnanç, kişisel ve subjektif bir deneyimdir. Her bireyin inanç süreci, kendi yaşam deneyimleri, eğitim ve içsel düşünceleri ile şekillenir. İnanç aynı zamanda toplumsal ve kültürel bağlamdan da etkilenir. Aile, toplum ve kültür bireyin inançlarını belirlemede önemli rol oynar. Mezhep temelli İslam inancı yerine Kur'an temelli İslam inancı dikkate alınırsa aşağıdaki notlardan önemli faydalar sağlanabilir. Tanrı, Allah, doğa, insan ve Kur'an ile derin ve karmaşık ilişkiler içindedir. Bu ilişkiler, Kur'an temelli İslam inancında merkezi bir yere sahiptir ve Müslümanların hayatında önemli bir rol oynar. Allah'ın doğayı yaratması, insanları doğru yola iletmesi ve Kur'an aracılığıyla rehberlik etmesi, İslam'ın temel taşlarını oluşturur. Bu bağlamda Allah ile doğa, insan ve Kur'an arasındaki etkileşimler, Müslümanların inanç, ibadet ve günlük yaşamlarına yön veren temel prensiplerdir. Kur'an'da doğadaki işaretlere yani ayetlere sıkça vurgu yapılır. Bu işaretler Allah'ın varlığına ve kudretine işaret eder ve insanları düşünmeye teşvik eder. Doğadaki her şey Allah'ın varlığının ve büyüklüğünün bir delili olarak görülür. İnsan, İslam inancına göre Allah tarafından yaratılmış en mükemmel varlıktır. İnsan, Allah'ın halifesi, yani temsilcisi olarak yeryüzüne gönderilmiştir. Allah, vekaletini insanın aklına vermiştir. Bakara suresi 30, ayet şudur, Hani Rabbim meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Akıl onu taşıyan insana daima doğruyu ve gerçek olanı söyler. İnsan, bir nedenle, muhatabına gerçek dışı veya yalan olanı söylemektedir. İslama göre Kur'an Allah tarafından korunmuş ve hiçbir değişikliğe uğramamış ilahi bir kitaptır. Hicr suresi 9. ayet şudur: Şüphesiz o zikri biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz. Bu durum onun evrenselliği ve kalıcılığına işaret eder. Kur'an doğadaki işaretleri ve olayları Allah'ın varlığının ve kudretinin delilleri olarak gösterir. İnsanlar, doğayı gözlemleyerek ve düşünerek Allah'a olan imanlarını güçlendirebilirler. İlgili süreler ve ayetler, aşağıda bilginiz içindir. Rum Suresi 20, Ayet Sizi topraktan yaratması onun delillerindendir. Sonra birer beşer oldunuz ve yeryüzüne yayıldınız. Rum Suresi 21, Ayet kendileri ile huzur bulmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de onun delillerindendir. Doğrusu bunda düşünen bir kavim için ibretler vardır. Rum Suresi 22. ayet. Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için ibretler vardır. Rum Suresi 23 ayet Geceleyin ve gündüzün uyumanız ve onun lütfundan, rızık, aramanız da onun delillerindendir. Şüphesiz bunda, işiten bir kavim için ibretler vardır. Rum Suresi 24 ayet Korku ve ümit içinde size şimşeyi göstermesi, gökten su indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesi de onun delillerindendir. Şüphesiz bunda, aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır. Rum Suresi 25, Ayet Göğün ve yerin onun emriyle durması da onun delillerindendir. Sonra sizi yerden bir çağrışta çağırdığı zaman, bir de bakarsınız ki, kabirlerinizden çıkıyorsunuz. Enam Suresi 99, Ayet Gökten su indiren odur. Biz her bitkiyi o su ile bitirdik, ondan yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar, yetiştirdik. Bunların kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman ürününe bakın. İşte bunlarda iman edecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Nahl Suresi 10 Ayet Gökten suyu indiren odur, hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler. Nahl Suresi 11 Ayet Allah, su ile sizin için ekinler, zeytin, hurma, üzümler ve her türlü meyveleri bitirir. Şüphesiz bunda, düşünen bir kavim için delil vardır. Bakara Suresi 164 Ayet göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, orada, yani yeryüzünde, her türlü canlıyı üretip yaymasında, rüzgarları, çeşitli yönlerden, Estirmesinde ve gökte yer arasında emre amade bekleyen bulutta, aklını kullanan bir kavim için deliller vardır. Bu ayetler, doğadaki işaretlerin ve olayların Allah'ın varlığının ve kudretinin delilleri olduğunu açıkça ifade eder. Bu deliller, Allah'ın yücelini, yaratma gücünü ve hikmetini anlamamız için bizlere sunulmuştur. Aliara 2015 23 Haziran 2024.